Gündem dışı üçüncü söz, Erzurum'un beklentileri hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili Sayın Kamil Aydın'a aittir. Buyurun Sayın Aydın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yüce meclis çatısı altında milletimizi temsilen deruhte etmek zorunlu hissettiğimiz iki önemli görevimiz bulunmaktadır. Bunların bir tanesi tabii ki milletin genel sorunlarına çözüm arayışı içerisinde olmamız. Sayın Aydın, bir saniye tekrar başlatacağım. Arkadaşlar, kürsüde Atip var. Biraz sükuneti sağlarsak yeniden başlatalım Sayın Aydın'ın için. Buyurun. Evet, ben de yeniden başlayayım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yüce çatı altında aziz milletimizi temsilen deruhte etmek zorunda olduğumuz iki önemli görev ve sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bunların bir tanesi ülkemize ait genel meseleler konusunda çözüm üretme. İkincisi ise seçim bölgemizin yerel bir takım sıkıntılarına tercüman olup onları burada dile getirip ve çözüm arayışı içerisinde ortak paydada buluşmaktır. İşte böylesine ulvi bir görev ve sorumluluk ifa etmek üzere ben de gündem dışı bir söz almış bulunmaktayım. Kadaşlar Diyarı Erzurum'un özellikle hükümetimizden beklentileri noktasında bir takım meselelerin halledilmesi düşüncesiyle. Fakat sözlerimin hemen başında özellikle bugüne kadar ilimize yapılan her türlü yatırım, destek ve hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar olmak üzere hizmeti geçen bütün herkese Dadaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bunun en somut bir örneğini ifade etmek gerekirse geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Erzurum'un acil bir ihtiyacı olan Savunma Bakanımıza verdiği talimatla onun da gerçekten özverili çalışması sonucu ikinci organize sanayi bölgesinde ihtiyacımız olan arazi tahsisi konusunda askeri arazinin çok net bir şekilde tahsis edilmesi ve 200'ün üzerinde yatırım düşünen işletmecinin sorunun halledilmesindeki tutum ve davranışlarıdır. İnşallah Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da yine Erzurum'un çok önemli talep ettiği 6. bölgeyi kalıcı hale getirmesi noktasında bu arazi tahsisi sonrası gerekli kolaylığın ikinci kısmını yine gerçekleştirir. Tabii mezun olmakla gurur duyduğum Erzurum Lisesi, 130 yıllık bir lisenin yanı başında tarihi bir hastanenin, artık kullanımda olmayan bir hastanenin de tahsis edilmesi beni o lisenin, Tanpınarların ders verdiği o lisenin bir mezun olarak o da beni ziyadesiyle mesut ve bahtiyar etmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi tabii Rize'nin çok güzel bir türküsü var. Erzurum'da kar yağsa Rize'de üşüyorum. Şimdi ben tabii bunu iliklerine kadar hisseden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dostum Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'na bir konuda bir talebimizi ifade etmek istiyoruz. Bölgemizdeki Rize, Elazığ ve Can Erzincan başta olmak üzere stat yenilemeleri yapıldı. Erzurumspor gerçekten bölgenin mihenk taşı, çok köklü bir kulüp ve bu sene inanın transfer tahtası kapalı olmasına rağmen TFF birincilikte kalmayı başardı. Ama bir stat eksiğimiz var. Bunu böyle palyatif, efendim güçlendirici projelerle değil, arazi sıkıntımız yok Allah'a şükür, ovamız geniş. Bir arazi tahsisiyle bakanlığımız Sayın Osman Aşkın Bak'tan haseten ikili görüşmemizi de ifade ettim, rica ettim. Buna Erzurumları sevindirecek bu stadın gerçekleşmesini bir an önce istiyoruz. Diğer önemli bir mesele sağlık bağlamında, her ne kadar nüfusumuz 750 bin civarında olsa da bölgesel bir hub olma niteliğiyle en az 8 ile 3 milyonluk bir insan kitlesine hizmet eden hastanelerimiz var. Ama inanın gerçekten bölgesi olarak düşündüğümüzde kuzey-güney ayrımında yeterli değil. Günlük şehir hastanemize 13 bin hasta kabulü yapılıyor. Bu yük çok ağır. Bunun için onun ikinci dereceden sağlık hizmeti verecek yükünü hafifletmesi adına bir şehrin kuzey bölgesinde nüfus artışına binaen küçük bir butik hastanenin 100 yataklı da olsa yapılması yerinde olacaktır. Sanırım burada tabii tasarruf tedbirlerini de dikkate alarak iki düşünüp bir konuşmak zorundayız. Burada inanın kaynak konusunda da benim aldığım bilgi, Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yıkılan iki küçük hastane arazisi karşılığında oraya bir butik hastane yapmayı gündemine aldığını ifade etmişler.
Bunun takibini Sayın Bakanlığımız yaparsa ve bu gerçekleşirse inanın yükümüz hafifler. Söz sağlıktan açılmışken yine uzman hekim 20 ilçesi olan bir ilin temsilcisiyiz. Bırakın ilçeleri, şehir hastanemizde bile zorunlu hizmet sonrası batıya bir tayin isteme sirkülasyonu söz konusu. Bunun önlenmesi adına uzman hekimlik noktasında da yine Erzurum'a bir pozitif ayrımcılık, bölgeye 3 milyon insana hizmet etmesi hasebiyle söylüyoruz. Ambulans bizim efendim filomuzda da eksiklerimiz var. Mesafe çok büyük, çok engebeli ve kış şartlarını dikkate aldığımızda araçların çok hızlı bir şekilde inanın devre dışı kaldıklarını biliyoruz. Bu bir gerçek. Bu bağlamda da inşallah. Buyurun devam edin lütfen. Bu bağlamda da ambulans filomuzun güçlendirilmesi adına inanın 800 bin kilometreyi aşan ambulanslarımız var. Kilometre saati olarak baktığımızda. Bunlar filo içerisinde görünüyor ama çok aktif değiller. Bana iletilen bilgiler bunlar. Bu bağlamda da Sağlık Bakanımızdan yine bir ilgi istiyoruz. Çok önemli bir mesele. Geçmiş yıllarda aynı üniversitede hizmet ettiğim için yakinen biliyorum. Diş sağlığı konusunda da bölgeye büyük hizmet veren, gerçekten eski bir hastaneden çevrilmiş bir ağız diş sağlığı merkezimiz var ama yeterli değil. Diş hekimi sayımız çok iyi, Allah'a şükür yeterli. Ama mekanda sıkıntımız var. Eski bir hastanede, küçük bir mekanda gece efendim fazla mesai yaparak hizmet sunuluyor. Burada da yine şehir hastanemizin bünyesinde arazi sıkıntımız yok. Bir yer tahsisi yapılıp bir ağız diş sağlığı hastanesi yapılırsa bu konuda da çok rahatlamış olacağız diyorum. Ben bu dilek temennilerle yaklaşan... Teşekkürler Sayın Aydın. Artvin'in sorunları var, Erzurum'un beklentileri. Aradaki fark diliyoruz ki dikkate alınır. Evet, Amasya vekili salonda var mı? Hali hazırda bir duyabilir miyiz? Kimler var? Evet, başka Amasya vekili var mı? Amasya Tamim'in... Efendim? Hayır, Amasya milletvekillerine söz vereceğim. Salonda hazır kim varsa. Buyurun ilk sözü size vereyim. Yerinizden bir açıklama yapın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tabii bugün biz Amasyalıların ve aziz ve asil milletimizin gurur günlerinden bir tanesi. 12 Haziran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Amasya'ya gelişi ve Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 105. yılını büyük bir onurla, gururla kutluyoruz. Ve bu önemli günün anısına 12-22 Haziran'da Amasya'mızda Atatürk Kültür Etkinlikleri, Kültür Haftası etkinlikleri çerçevesinde kutlamalarımızı yapıyoruz. Tabii bunu bu anlamlı günde kürsüden konuşmayı çok isterdik. Fakat yine meclisimizin çalışma sistemindeki bozukluktan dolayı maalesef bu önemli günü buradan paylaşma imkanımız olmadı. Çok daha önemli konular olduğu herhalde, o yüzden biz bu sözü alamamış olduk. Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal beni şikayet edeceğine o süreyi de ona kullansaydım. Buyurun bir dakika daha veriyorum. Buyurun devam edin. Hanım, ben basın toplantısı düzenledim. Buradaki işleyiş bak, Amasya Tamimi'nin yayınlayanların, o işi yapanların, aslında bugün biz burada konuşabiliyorsak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Ve bugün siz o yazının altında oturup yönetiyorsanız bu Amasya Tamimi, Amasyalı'nın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının cevabi telgrafında vatanı milletini savunacakları, bağrına basmakla müfterih olacağını iddia söyleyip 12 Haziran'da Culustepe'de Atatürk ve arkadaşlarını bağrına basıp kazanız mübarek olsun, Amasya halkı emrinizdedir demesi ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deyip o yazıyı buraya yazdırdığı içindir. Ama bugünkü işleyişe baktığımız zaman maalesef bu işleyişte biz asılı, özü kaçırıp başka yerlere gidebiliyoruz. Ben yine de bu nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Genelkurul'a saygılar sunuyorum. Sağ olasın. Sayın milletvekilleri, şimdi sisteme giren ilk 20 milletvekiline yerlerinden birer dakikayla söz vereceğim. İlk söz Sayın Tuğba Işık Ercan'a aittir. Buyurun Sayın Ercan.